Sevgili izleyenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yıldız. Bugün sizlere ıslak hamburger yapacağım. Bunun için önce hamurunu yapacağım ve malzemelerimi sırasıyla sayıyorum. Hamuru için 500 gram beyaz un, 1 fincan süt, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 1 adet yumurta. Köftesi için 400 gram dana döş, iri kıyılmış kıyma, 1 fincan galeta unu, 1 baş soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet yumurta. Baharatlarım 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı tuz. Sosu için 2 adet iri boy domates, 3 adet sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı ketçap ve 1 tatlı kaşığı tuz. Hamburger ekmeğimi yapmaya başlıyorum. Bunun için önceden hamurumu yoğurup dinlendirmem gerekiyor. Ve ben şimdi mayamı 1 fincan ılık suyun içerisine boşaltıyorum. Ve burada bir miktar erimesi için karıştırıyorum. Unumun ortasını açıyorum ve aynı zamanda şekerini içerisine ilave ettim. Tuzunu da ilave ettim. 2 yemek kaşığı tereyağımı da ilave ettim. Yumurtamın bir kısmını üzerine kullanacağım arkadaşlar. O yüzden sadece beyaz kısmını hamurumun içerisine ekledim. Sarı kısmını ise ayrı bir kaba ayırdım. Sütümü de içerisine ilave ettim. Şimdi mayamı da ilave edeceğim. Ve bunu yumuşak bir hamur haline gelinceye kadar yoğuracağım arkadaşlar. Ve bunun için gerektiği kadar da su ilave edeceğim. Hamurum orta yumuşaklıkta oldu. Gördüğünüz gibi elime artık yapışmıyor. Kabıma da yapışmıyor. Ve ben şimdi bu hamurumu 2-3 saat dinlenmesi için ağzını sıkı bir şekilde kapatacağım. Ve mayalanmaya bırakacağım arkadaşlar. Hamurum dinlenirken ıslak hamburgerimin köftesini yapmaya başlıyorum. Bunun için derin bir kaba kıymalarımı koydum. Şimdi üzerine yumurtasını ilave ediyorum. Rendelemiş olduğum soğanımı ilave ediyorum. Sarımsağımı ilave ediyorum. Ve aynı zamanda tuzumu ilave ediyorum. Ve galeta unumu ilave ediyorum. Ve şimdi bunu köfte haline gelmesi için yoğuracağım arkadaşlar. Köftem hazır. Gördüğünüz gibi orta yumuşaklıkta oldu arkadaşlar. Ve bunu şimdi toparlayacağım. Ağzını kapatacağım sıkı bir şekilde. Ve hamurum dinlenirken köfte harcım da buzdolabında yaklaşık bir 45 dakika, 1 saat dinlenecek.
Köfte harcım yeterince dolapta dinlendi ve ben onu çıkardım. Şimdi bunun üzerine karabiberimi ve toz biberimi ilave edeceğim. Ve bunu bir kez daha yoğuracağım. Ondan sonra köfte haline getireceğim. Bu karabiberi en son atmamdaki maksat karabiberin köfteye acılık vermesinin önüne geçmektir arkadaşlar. Ben köftelerimde karabiberi eğer bekleteceksem köfte harcımı en son atıyorum. Köftelerimi yapmaya başlıyorum. Köftelerimin aynı büyüklükte ve aynı kalınlıkta olması için çok pratik bir bilgiyi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu benim evimdeki kavanoz kapaklarım. Sıradan herhangi bir kavanozumun kapağı. Bunun üzerine evdeki buzdolabı poşetimi koyuyorum. Ve içerisine köfte harcımdan bu şekilde elimle bastırarak koyuyorum. Bu hamburger ekmeklerimin içine göre aynı boyda ve aynı kalınlıkta olması çok önemli. Şöyle kapatıyorum. Bastırıyorum. Ve alıyorum. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir şekilde köfte oldu. Şimdi ikincisini yapıyorum. Yine aynı şekilde içerisine bastırıyorum. Fazlalığını alıyorum. Köfte yapmanın en kolay ve en pratik yoludur arkadaşlar. Köftelerim hazır. Hepsini köfte haline getirdim. Tam 10 adet köfte çıktı. Ve şimdi onları kızartmaya başlıyorum. Önceden ısıtmış olduğum tavamın içerisine köftelerimi yerleştiriyorum. Bunları alt üst ederek her iki tarafını da kızartacağım arkadaşlar. Köftelerim kızardı. Onları şimdi çıkartıyorum. Islak hamburgerimin sosunu yapmaya başlıyorum. Bunun için domateslerimin dış kabuklarını soydum ve onları İri iri parçalara bölüp rondomun içerisine atıyorum ve onu rondodan geçirip püre haline getireceğim. Her şeyi doğal evimizde gayet rahat yapabiliriz. Ve bunun içerisine tuzumu ilave ediyorum. Salçamı ilave ediyorum. Ve ketçabımı ilave ediyorum. Siz yapacak olduğunuz miktara göre sosunu daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum tavamın içerisine zeytinyağımı döküyorum. Yağım ısındıktan sonra rendelemiş olduğum sarımsaklarımı içerisine atıyorum. Ve bunu yağda şöyle bir döndüreceğim. Hafif kızaracak.
ve sarımsak aromasını yağa bırakacak. Bu sosun harika ve çok lezzetli olmasını sağlayacak arkadaşlar. Sarımsaklarım pembeleşti. Şimdi rondodan geçirmiş olduğum sosumu da ilave ettim. Ve bunu karıştırarak bir miktar pişireceğim arkadaşlar. Sosum harika bir şekilde pişti. Kıvam aldı. Gördüğünüz gibi ne çok sulu ne de çok katı. Ve hiçbir pürüzü de yok. Ve şu an altını kapatıyorum. Ve dinlenmesi için bırakıyorum. Hamurum yeterince dinlendi. Şimdi sarmış olduğum yerden çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kabardı. Ve şimdi hamburger ekmeğimi yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Güzel bir hamburger ekmeği için hamurunun çok güzel yoğrulmuş ve dinlenmiş olması çok önemli arkadaşlar. Hamurum cevizden biraz daha büyük aldım ve bunu şu şekilde yuvarlıyorum avucumun içerisinde. Çok bombeli olmaması gerekiyor. Yani bu yapmış olduğumuz hamburger köftelerinin şeklinde olması gerekiyor. Çünkü çok kabarmaması gerekiyor arkadaşlar. Hafifçe bastırıyoruz. Ve ben hamburger ekmeklerimi yaparken aynı zamanda fırınımın altını açtım. 200 dereceye ayarladım ve şu an fırınım ısınıyor. Sıcak bir fırına girmesi gerekiyor ekmeklerimin. Bunu istediğiniz kadar çok yapabilirsiniz. Biraz da fazla olursa evde hazır durabilir. Kolay kolay bayatlamaz. Elinizin altında istediğiniz zaman alıp kullanabilirsiniz. Tepsiye dizerken biraz aralıklı koyuyorum. Çünkü kabarma mesafesini düşünüyorum. Birbirine yapışmaması için ve düzgün bir şekilde çıkarabilmem için bu gerekli. Gördüğünüz gibi bu kalınlık ve bu genişlik gayet yeterli hamburger ekmeği. Çünkü özellikle ıslak hamburger ekmeği çok büyük olmaz arkadaşlar. O yüzden ben hazır almadım. Ve ben ekmeğimi evde kendim yapıyorum. Hamburger ekmeklerim hazır. Şimdi onların üzerine sos süreceğim. Bunun için hamurumu yoğururken ayırmış olduğum yumurta sarımı bir kasenin içerisine bıraktım. Ve ona biraz su ilave ederek açıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunun nedeni ise ekmeklerimin kızarmasını istemiyorum. Hazır aldığımız hamburger ekmeği gibi pembeleşmesi yeterli olsun istiyorum. Bu nedenle su ilave edip yumurta sarısını biraz açtım. Siz dilerseniz sadece su ya da sadece sütle sürebilirsiniz. Bu şekilde üzerine ıslatıyorum. Üzerinin sosunu da sürdüm. Fırınım da ısındı. Şimdi bunları fırınıma pişmesi için götürüyorum arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika ile yarım saat arasında fırınımda
pişecekler. Herkesin fırını farklı olduğu için kontrollü bir şekilde pişirmekte yarar var. Hamburger ekmeklerim pişti, fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok da harika. Tam istediğim gibi. Ekmeklerimi ortadan ikiye bölüyorum. Gördüğünüz gibi çok da harika piştiler. Bir tanesini daha hazırlayayım. İçi, kıvamı, her şeyi harika. Şimdi alt taban kısmını aldım ekmeğimin ve üzerine sosumdan döküyorum. Gördüğünüz gibi sosum harika bir kıvamı var. Taşmıyor. Tam ekmeğimin üzerine göre onu her tarafına yayıyorum. Ve şimdi köftemi üzerine yerleştiriyorum. Tekrar sosumdan döküyorum. Ve üst kapağını ekmeğimin kapatıyorum. Üzerine tekrar sos döküyorum. Çok taşmayacak şekilde. İkinci ıslak hamburgerim de hazır. Hamburgerlerim hazır. Soslarını da ilave ettim. Bu ıslak hamburger için aldığım özel bir kaptır. Ortası deliklidir. Ama çok fazla delikli değil. Çünkü çok fazla buhara maruz kaldığında hamburgerlerimiz hamurlaşır. Tam ayarında olabilmesi için ben şimdi bunu yerleştirdim kabımın içerisine. Bu şekilde. Ve bunu tenceremin içerisinde kaynayan bir su var ve bize buhar veriyor. Suyun miktarı önemli değil. Hamburgerler asla suya dokunmayacak. Delikli kabımın süzgecim de dokunmayacak. Bu şekilde üzerine yerleştirdim. Ve bir kapak yardımıyla üzerini kapatıyorum. Hamburgerlerim gayet güzel bir şekilde yumuşadılar. Şimdi onları alacağım ve yerine yenilerini koyacağım. Bir kaşık ve çatal yardımıyla alıyorum. Islak hamburgerlerim servise hazır. Afiyetle yiyelim hep birlikte arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın.